Ünlülerle sağlık sohbetleri köşemizin bu haftaki konu tiyatro sanatçısı aktör Rasim Öztekin. Yani benim eşim. Hoş geldin Rasim'cim. Hoş bulduk. Gerçekten e, sevgili izleyiciler insanın e, konu eşi olunca sohbet etmesi biraz daha e, keyifli, biraz da heyecanlı oluyor. E, biz e, Rasim Öztekin ile Rasim ile Kalp yetersizliği üzerine bir sohbet yapacağız. Bunun da nedeni özellikle Türk Kardiyoloji Derneği'nin önderliğinde ve Novartis'in işbirliğiyle başlatılan Rasim Öztekin'le kalp sağlığı sohbetleri bir taksi içinde gerçekleştirilen hastaların ve hasta yakınlarının Rasim Öztekin'le bir arada olup sohbet ettiği bir proje, farkındalık projesi ben iletişim bilgilerimiz önce ekranlara gelsin diyorum. Sonra sohbetimize başlayacağız. Belki içinizde çok yaygın bir sorun olan kalp yetersizliği tanısı almış olanlar vardır. Kalp yetersizliği tedavisi görenler vardır. Bu hastalıkla ilgili ve kalp yetersizliği yaşama ile ilgili sohbetimizde özellikle Rasim Öztekin kendi yaşadıklarından yola çıkarak çok şeyi sizlerle paylaşacak. Ben de bir hasta yakını olarak paylaşacağım. Şimdi sırada iletişim bilgilerimiz var. Rasim aslında ben de bu projede gerçekten senin yer almanı hani senin işin bir hasta yakını olarak çok istedim. Hı hı. Rasim Öztekin'le kalp yetersizliği e, sohbetleri Türk Kardiyoloji Derneği ve Novartis'in işbirliğiyle yürütülen bir farkındalık projesi. Hı hı. Tabii biz ikimiz bu projenin ayrıntılarını çok iyi biliyoruz. E, nasıl bir proje bu? E, i̇lk bakışta. E, baktığınız zaman e, yani e, böyle bir hastalık e, başlangıcında yakalanması çok önemli. E, yani e, bir sürü e, insan e, kalp yetersizliği var fakat bunun farkında olmayabilir. E, önemli olan bir kere bunun farkındalığına vardırmamız da e, ve e, ilk önce bu hastalığın farkındalığını yaratmak ne nasıl fark ediliyor onu yaratmak. Daha sonra da böyle bir hastalığa yakalanmışlar, ne yapabilir, nasıl bir doktor seçimi yapmaları lazım, doktorlarından neler bekliyorlar. Bunlar da bizi aydınlatan bir takım sloganlar oldu diyebiliriz, fikirler oldu diyebiliriz, Şimdi görüşler oldu diyebiliriz. Hemen araya şöyle girmek istiyorum. Aslında proje çok güzel bir proje. Hı hı. Çünkü sen takside bir taksi şoförü olarak alıyorsun hastaları, hasta yakınlarını, kalp yetersizliği olan hastaları ve hasta yakınlarını. Ve aranızda çok güzel gidilecek mekana kadar çok güzel bir sohbet başlıyor. Hı -hı. Böyle kaç hastayla sohbet edildi? İçlerinde ben de varım hasta yakın olarak. Sen hasta yakın olarak vardın. Ee, sen haricinde biri dört hasta ve dört tane de hasta yakınıyla. E, sohbet ettik. E, tabii hep sohbetimiz ben de tabii aynı hastalığı geçirdiğim için ve e, arkadaki ben e, ro, e, rol icabı şofördüm. E, arkadaki konuklarım yani yolcularımız da e, rol icabı değil gerçek konuklardı. Onlar e, gerçekten kalp hastalarıydı ve yanındaki kişi de ya işte eşiydi ya kızıydı. E, Birebir yaşanan o hasta yakın olan kişilerdi. onların görüşlerini aldık. E, o hastalık nasıl fark edildi? O hastalık fark edildikten sonra neler yapıldı? Nasıl bir yol izlendi? E, tedavi süreçleri neydi? E, doktorla irtibatları, iletişimleri nasıl? Bunlar hep konuşuldu. Nasıl olması gerektiğini konuştuk ve en önemlisi, en önemlisi e, vurguladığımız şey şuydu. Ki bu gerçekten ben de her zaman söylediğim bir şey bu. Evet ben bir kalp hastasıyım. Ama en büyük avantajım kalp hastası olduğumu biliyorum. Hı hı, evet. Bu büyük bir avantaj. E, çünkü e, yaşantını ona göre e, ayarlıyorsun. Ama kalp hastası olduğunu bilmeyen insanlar sürprizlere çok açık. Bizim için e, mümkün olduğunca sürprizi kapatıyoruz biz. Şimdi o zaman e, zaten hep konuşmalarınızda e, şu var e, ve belirtiler senin dediğin bu noktadan yola çıkarsak kalp yetersizliği olan hastaların yaşadığı belirtiler. Hangi özellikle senin belirtilerini biliyorum. Hepinizde ortaktı değil mi belirtiler? Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler. Kimisinde bir eksik bir fazla oluyor ama genel olarak şu çabuk yorulma, nefes nefese kalma. Dolayısıyla bu nefes nefese kalmanın ve çabuk yorulmanın getirdiği bir tembellik, isteksizlik, hı hı. Ee, gece 2-3 yastıkla yatmaya kalkma çünkü nefes e, alamama, nefes darlığı e, çekme. Onun için mecburen 2-3 yastıkla yatmaya başlıyorsunuz. Bunlar e, çok belirgin e, özellikler. Aynı şekilde ayaklarda ödem. Ödem, tabii vücudun ödem Bacaklı. yapması e, özellikle e, ayaklarda çok belirgin oluyor e, vücudun ödem yapması. Ee, sık sık terlemeler falan, hı hı. bunlar hep belirtileri. Ee, yani böyle bir durumda olan kişilerin zaten herhalde bir bir e, kontrole gitmelerinde yarar var. Ee, kampanyanın başlıca zaten amacı da bu sevgili evet. izleyiciler. Şimdi ekranlara Rasm Üstekin'le e, kalp yetersizliği sohbetleri sohbetleri'nin e, bir örneği geliyor. Takside gerçekleştirilen bu sohbetlerden birini. Hep birlikte izleyelim. Bugün kalp yetersizliği konusunda konuklarımız Ayni Bey ve kızı Selvan. Eğer gülümseyeceğiniz, zaman zaman duygulanacağınız bir sohbete hazırsanız, onları bekledikleri yerden gidip olur Yasin <laughs> Bey, merhabalar. Selamlar. Asine, selam. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Beyciğim. Aşağı yukarı ben bildim bilir kendim spor yaparım. Hani bir fiilen futbolda bıraktıktan sonra tekrar sporuma devam ettim. Hı hı. Evet bunun şimdi her şey boşuma geleceğini biliyordum fakat kalp yetmezliğinin hani kalbimi bu derece beni bu derece etkileyeceğini bilmezdim. 2 Zaten... kere yoğun bakımda kaldı. Tabii yoğun bakımda kaldı. Nasıl ba yani nereden şüphelendiniz? Ne yaptınız? Vallahi ilk başta benim şüphelenmem mesela gece uyandığım anda sanki büyük bir efor sarf etmiş gibi nefes nefese uyanıyordum. Hmm. Başka Baktım, belirtiler oldu mu yani? Vallahi başka belirtiler tabii yavaş yavaş bu vücudumda bileklerimde bir şişmeler başladım. Bunun dışında Nefes nefese kalıyorsunuz, gece uyuyamıyorsunuz. Mesela 2-3 yastıkla uyumayı denediniz mi? Vallahi 2-3 yastıkla da denedim. Fakat tabii bu 2-3 yastıkla denedim zaman bir parça daha rahat nefes almaya başladım. Hı, kalp yetersizliği teşhisi kondu. E, Reaksiyonunuz ne oldu? Yani e, neler hissettiniz o anda? Bu teşhis konduktan sonra? Kendi kendime bu hayatı ben kendime zehir değil de bayram etmek istiyorum dedim. Şu anda e, kalp e, yetersizliği hastalığına evet. yakalanmış hastalara, e, onların amni abisi olarak onlara evet, <laughs> ne diyebilirsiniz? Nasıl öğütler verebilirsiniz? Yani herkese benim acizane tavsiyem. Bir kere sporu bırakmayın. Doktor Vücudunuzu. Aynı zamanda onlar, ilaç, o, onlar zaten var, şart. Tabii. Doktor ki yani e, kalp çok yetersizliği çok hastasının mutlaka yani mesela ben 6 ayda bir doktoruma gitmek zorundayım. Tabii. Hedef 100 yaş. Hedef 100 yaş. Neşeli <laughs> bir yolculuğu geride bıraktık. Siz de bu videoyu paylaşırken sizin gibi kalp yetersizliği konusunda bilgilenmesini istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyerek paylaşın ve onların sağlıklı yaşamasına destek olun. Hayatı sevin, kalbinizi dinleyin. Evet, izledik Avni Bey'le yaptığın sohbeti. Aslında hastaların mutlaka kalp yetersizliğiyle yaşamayı kabullenmeleri de gerekiyor değil mi? Çünkü kalp yetersizliği gerçekten zorlu bir süreç. Bazen inişli çıkışlı zamanlar da oluyor. Ama insanların herhalde bir yandan da Avni Bey örneğinde olduğu gibi parka gidip gene kızıyla yapabildiği zamanlar yürüyüş yapması da önemli. Tabii yani önemli olan şu Yaşamdan hiçbir zaman kopmamak gerekiyor. Yaşama sıkı sıkıya sarılmak gerekiyor. Evet, zaman zaman dediğin gibi ataklar olabiliyor. Nefes, havanın durumuna göre bile nefesin bozuk olabiliyor. Yani evet. özellikle kış aylarında şimdi mesela kötü bir dönem. Evet. Çünkü hava kirliliği şu bu. Hava kirliliğinden nefes almakta zorluk çekebiliyorsun. Hemen kendini bırakmamak lazım. Tam tersi esas bu sıralarda... Ee, yaşama daha da daha sıkı sarılmak gerekiyor. Ben mesela hastanedeyken hiçbir zaman e, ya buradan çıkamayacağım korkusu hiçbir zaman yoktu. Sanki ben oraya dinlenmeye gitmişim gibi bir havam vardı benim ve e, hep şeyi düşünüyordum. Ya ben buradan çıkıp ya, ne ne yapacağım? Yani işte e, benim en sevdiğim yer Ayvalık Cunda Adası. İşte Cunda'da hissediyordum kendimi. Cunda'da görüyordum kendimi. Hep oraya gider. Ha buradan çıkarız oraya gideriz. Orada şunu yaparız mı? Bunlar hep vardı aklımda. Yani hastaneden hasta olarak değil de sanki oraya dinlenmeye, otele gitmişim gibi hissettim kendimi. Öyle yaptım. Ama bak e, sen aslında doktorların da söylediği şuydu. Gerçekten çok e, moralli hayata ve başına gelenlere olumlu bakan bir hastaydın. Sevgili izleyiciler biz bunları konuşuyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, gerçekten o süreçte Rasim'in, e, Rasim, Rasim Öztekin'in Vücudundan 22 kilo su çekildi özel bir yöntemle. Yani kalp yetmezliğine bağlı 22 kiloluk bir fazlalığım vardı. Bayağı iyi ödem yapmışım değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Ve yürüyemiyordun. Yani 3-5 adım atıp tuvalete gitmekte bile zorlanıyordun. Evet. Ayakkabını bağlayamıyordun. Ne Böyle mi? ileri bir kalp yetersizliği durumunda yoğun bakımda da yattın. Yani 2,5 ayın hastanede geçti. Aslında evet. birlikte geçti hastane aynen, günlerimiz. Aynen. E, şimdi bu dönemde gerçekten hani hastanın ve hasta yakınının moralli olması önemli. Ben de şunu söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Hasta yakını olarak siz de bir kalp yetersizliği hastasıyla yaşıyorsanız zaman zaman inişler ve çıkışlar oluyor. Hiçbir zaman için umudunuzu kaybetmeyin. Biraz önce Rasimin de dediği gibi biz hep e, hayallere odaklandık. Hastaneden çıkacaktı. Hatta hep hayal kurduk, birlikte meditasyon gibi hayal kurduk. Kendimizi çok sevdiğimiz Cunda'daki evimizde hayal ettik ve sonuçta da çok şükür, Tanrıya şükür, ...doktorların da iyi tedavileriyle aslında filmimiz gerçekten vizyona girdi. Evet. Değil mi? Aynen. aynen. Peki e, şunu ben sana söyleyeyim. 14 yıldan beri kalp yetersizliğiyle yaşıyorsun. Kalp yetersizliği seni e, nasıl etkiledi? Hayatında mutlaka bir takım yaptığın, yapamadığın şeyler oldu. Nasıl düzenledin hayatını? Çünkü geçtiğimiz günlerde gittiğimiz bir doktor dedi ki, Rasim Bey siz bunca rolleri 14 yıldan beri çok başarıyla yapıyorsunuz. Ama mutlaka enerjinizi iyi kullanıyor, hastalığınızı tanıyorsunuz dedi. Evet, yani şöyle tabii ki ben aşağı yukarı 47 yaşında falan bu hastalığa yakalandım. 47 48 çok erkendi. Hı hı. baktığın zaman e, tabii ki 47 yaşında işte 50 55 yaşlarında e, bir sürü yapmam gereken şeylerden e, maalesef e, erken koptum hı hı. yani atıyorum eskiden arkadaşlarla toplardık işte halı sahada maç yapardık mesela o, onu yapamıyorsun ama e, bir takım şeyleri yapamıyorsun ama bunları e, hepsini bir kenara atıp yapabildiklerimden büyük keyif almaya başladım veya yapabileceklerimden büyük keyif almaya başladım. Ona doğru yöneldim. Bir. ikincisi hiçbir zaman yani benim doktorumun söylediği şu vardı. Dedi ki bana senin dedi bir depo suyun var dedi. Hı hı. Bu bir depo suyu dedi başka yerden dolmuyor artık bu dedi. O bir depo suyu dedi ömrünün sonuna kadar harcayacaksın dedi nasıl idareli kullanmak senin elinde olan bir şeydi. Ben o deposuyu idareli kullanıyorum. Aslında ve çok ilginçtir bunu ben de görüyorum. Ben senin tabi gözünün içine baktığımda ben senin halinin nasıl olduğunu çok iyi anlıyorum. Ama dışa hiç hissettirmiyorsun. Yani e, bu da bir başarı. Yani yorulman yorulduğunda dinlenmen gerektiğinde onu o kadar güzel ortama yayarak yapıyorsun Hı. ki e, bu da bir e, başarı Tabii ki sana kalp pili de takıldı. 2009 hı hı. yılında. Evet. Orada da başımıza bir takım tabii ki terslikler geldi. Ee, 2009'da kalp pili önce takılamadı, 5 saate uğraşıldı. İkinci evet. e, seansa... Üç operasyonla aynen. İşte ikincisinde 4 saate uğraşıldı. Üçüncüsünde... E, koptu pilin kablosu bir daha girdi. Evet. Evet. Şu ara... Ne oluyor diye isyan ettin mi? Bana belki hissettirmedin ama... Hayır hiç isyan etmedim. O olacağını yani biliyordum olacağını. Hı hı. En de sonunda olacağını biliyordum. Çünkü yüzlük yüzlük sonuna geldik. Yani e, dolayısıyla olacaktı yani o. Hiç isyan etmedim hayır. Ha, şeyde... Yani hiç e, negatif düşünmedim. Hep pozitif düşündüm. Hatta son e, şeye giderken de e, doktorumu ben babaladım. Evet bu sefer basket yapıyoruz falan gibilerinden. Ama <laughs> evet. şeyde e, yattığım yerde doktorumu e, şey yaptım, motive ettim daha doğrusu. Ondan sonra e, hiçbir zaman hayır, negatif düşünmedim. Aynı şekilde tabii bir hasta yakını olarak ben de e, seninle aynı paraleldeydik. Yani ben de hiç negatif bir şey yaşamadım. Ve işin ikinci tarafı soranlara da hani başka bir yakın hasta yakın olsa mahvolduk işte kalp pili takılamadı ikincisinde ne olacak hani hiçbir endişe yaymadım soranlara demek ki daha hayırlıymış ikincisinde takılacak dedim ha. yani bu moral duygusu çok önemli değil mi iyileşme enerjisinde. Ya tabii yani e, mümkün olduğunca e, o negatif düşünceleri e, kafadan uzaklaştırmak gerekiyor. Yani şey önemli, biraz önce söylediğim gibi, kalp hastalığıyla yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Hı hı. Bunu öğrendiğin zaman çok zorlanmıyorsun aslında. O zaman her şey yolunda gidiyor. Peki, e, tabii ki bir kalp yetersizliği hastasının dengeli yaşaması gerekiyor. Bir takım şeylere de, yemeğinde, hı. beslenmesinde, hareketinde dikkat etmesi gerekiyor. Hı. Ee, nelerde zorlanıyorsunuz? Zorlandığını sormuyorum çünkü çok güzel idare ediyorsun. Hani bunu evde konuşmuyoruz ama bazen tuz kaçamakları yapıyorsun, görüyorum. Ben hemen müdahale ediyorum. Tuz yasak çünkü. Kalp yetersizliği hastalarına. Şimdi ben en kötü tarafım tabi e, tatlı da çok iddialı bir şey değilim yani çok evet. tatlı sevmem. Tam tersi tuz sevmem Yani mesela yemek bittikten sonra bana tatlı değil turşu verin daha benim için daha şey. <laughs> daha değerli, daha iyi bir şey. E, dolayısıyla tuz seviyorum ve zorlandığım yanlardan biri bu. Tuz e, yememek gerekiyor. Dolayısıyla beslenmemi de biraz ona göre şey yapıyoruz işte vücutta ödem oluştuğu zaman neler yapılır ilaç tedavisi dışında başka işte tedavi değil de yiyeceklerim o zaman dikkat ediyorum. Mesela çok ödem olduğu zaman ödem benim bir çorbam var mesela ödem çorbası onu yapıyorum. Şimdi tam oraya geleceğim hmm. herkes senin bu yönünü bilmiyor ama sen aslında sadece... Sahne sanatlarında değil, e, mutfak sanatında da ustasın. Evet. Ben o yüzden çok şanslıyım. E, evde yemeği sevgili izleyiciler genelde Rasim yapar. Zaten Rasim'e yemek beğendirmek çok zordur. Bütün gün evde e, televizyonda yemek programlarını seyreder ve yemeği yapar. Akşam da e, uygular. <laughs> Akşam da uygular aynı. Ama çok güzel sağlıklı yemekler de yapar. E, i̇zleyicilerimizle şeyi paylaşır mısın? Özellikle o bahsettiğin diyet çorbanı, ödem attırıcı çorbanı, özellikle kalp yetersizliği hastalarının çok işine evet. gelecektir. Ee, evde ne kadar yeşilliğiniz varsa önünüze koyun bir kere. İşte e, ben kısaca tarif ediyorum. 6-7 kıvırcık salata olabilir, marul olabilir, atom salat e, şey olabilir, salata olabilir. Onları ince 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 doğrayın. 4-5 tane, 6-7 e, tane taze soğan ince 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 doğrayın. Maydanoz, dereotu ince ince doğrayın. Varsa roka ince ince doğrayın. Sonra bunları bir tencereye hafif zeytinyağla ufak ufak öldürmeye başlayın. Öldürün. Ondan sonra içine bir iki tane de sarımsak da koyabilirsiniz. Daha sonra buna bir litre et suyu ilave edin. O et suyuyla güzelce onu kaynatın. Çok güzel Ödem giderici bir çorba içmiş oluyorsunuz. Et suyu doğal et suyu olacak tabii, mutlaka. Tabii, Yine oradan tabii. tuzdan kaçınmak için. Tavuk suyu veya et suyu doğal olanı. Şimdi ben artık sohbetimizle ilgili süreyi açtık ama çok güzel bir sohbet. Şunu sormak istiyorum. Ben biliyorum ama izleyicilerimiz de öğrensin istiyorum. Şimdi sen biraz izleyiciyi hep diyorsun, her röportajında ters köşe yapmayı seviyorum. Bir bakıyoruz 80'lerde. Ee, bir fehmi diye bir geleneksel bir aile babasını canlandırıyorsun. Ee, Gora'da Bob Marley Faru, Kabadayı da Sürmeli'yi, Klavye Delikanlılarında Hiko Dayı'yı, birbirinden bunların gerçekten pardonun muzosu, bunların hepsi çok çok farklı tipler. Ee, neden böyle çok özellikle farklı tiplerde e, rol almayı izleyicinin karşısına çıkmayı seviyorsun? Neden? Bir kere ben şöyle bir şanslı bir kulum. Hobimle para kazanıyorum. Dolayısıyla oyunculuk benim için bir hobi. Ama en güzel tarafı para kazandığım bir hobi. Hobim olduğu için başka bir tip oynamam gerekiyor. Çünkü yoksa sıkılırım. Ya yani hobimden sıkılırım. Önce kendin için. İlk önce kendimi memnun etmem lazım. E, dolayısıyla kendim memnun olduktan sonra, ha seyirciye bırakıyorum. Seyirci memnun olan da olabilir, olmayan da olabilir. Ama ilk önce ben kendimi ikna etmem lazım. E, hep arka arkaya aynı tipleri oynarsam sıkılırım yani. Zaten sadece tip değil, sesini de değiştirerek hepsine yeni bir hayat veriyorsun. Evet, öyle bir oynuyorum. Yani evet. benim e, şeyimde e, depomda bir sürü tip var. Bir proje geldiği zaman o depodaki tiplerden hangisi olur diye düşünüyorum. Oradaki tipe en uygununu bulup onu biraz da süsleyip püsleyip çıkartıyorum. İşte onda sesi değişiyor, yürüyüşü değişiyor falan gibi bir takım şeyler yapıyorum. Bundan ben keyif alıyorum. Çünkü. Zaten önce ben keyif almalıyım evet. diyorsun çünkü evet. doğru. Peki bundan sonra sana nasıl bir rol keyif verebilir? Hiç böyle kafanda düşündüğün bir rol var mı? Yok hiç öyle bir şey yok. Ee, ama mutlaka... Gelen yani e, her rol olabilir ama mutlaka bir daha bir öncekinden daha değişik oynayacağım, oynayacağım zannediyorum. Mutlaka. Zaten öyle daha değişik bir rol. Sen ya da biliyorum uykuların kaçıyor evde düşünüyorsun. He, Özellikle o işte doğum aşaması. Aynen. <laughs> evet. Evde doğum aşamanı biliyorum. He. Uykun kaçtıysa doğum aşamasındasın. Aynen. Demek ki artık sohbeti kapatacağım. Tekrar ben bu Rasim Öztekin'le kalp yetersizliği sohbetlerini anımsatmak istiyorum. Hı hı. E, kalp yetersizliği konusunda zaten farkındalık yaratmayı amaçlıyor bu proje. Hı hı. E, bu videolar e, hangi web sitesinde YouTube'un yanı sıra yer olacak? Evet. İzleyiciler de bunu herhalde e, paylaşırken bir takım etiketlerle kalp sağlığına farkındalık yaratmak Yaratmaya istiyorlar. Şey. Evet. evet. Ee, bu kalbini dinlesen.com e, web sitesinde yayınlanacak. Bu bizim çektiğimiz, biraz önce benim bahsettiğim, işte söz konusu e, şoför ve konukları. Orada yayınlanacak. E, bu yayınlananları da e, dinleyenler, seyredenler, eğer e, hayatı seviyorum ve kalbimi dinliyorum etiketiyle paylaşıp, eğer eşine, dostuna Özellikle sevdiklerine gönderirlerse, sevdiklerinde de bir farkındalık yaratırlar diye düşünüyoruz. İnşallah bu amaca ulaşırız. İnşallah. Ben e, çok teşekkür ediyorum. E, katıldın. Önce de bana katıldın. <laughs> bu, e, sağlık programı olarak. E, insanın eşi olunca böyle de bir avantajımız olsun değil mi sevgili izleyiciler? Bu arada ben de e, Rasim Öztekin'e gerçekten çok teşekkür Ediyorum ama bir e, eklemede ben yapmak istiyorum. Kalp yetersizliği hastaları ve hasta yakınlarını gerçekten derinden etkileyebilen bir süreç. Zaman zaman her şeyi giderken zaman zaman sıkıntılı bir süreç başlayabiliyor. Hastanız nefes darlığıyla yaşayabiliyor. Hele koah gibi bir hastalığı da varsa e, bazen birkaç adım atmakta bile zorlandığını görebiliyorsunuz. İşte böyle bir durumda lütfen siz de moralinizi bozmayın. Çünkü tedavilerinizi ve doktor kontrollerinizi aksatmadığınızda yaşam zaten sizinle birlikte oluyor. Biz Rasim'in en zorlu hastane günlerinde bir de bir köpek sahibi olmayı e, arzu etmiştik. Hatta ben Tanrıya dua etmiştim demiştim ki eğer Rasim iyileşirse ben çok sevdiği bir köpeği Rasime hediye alacağım. Ve gerçekten şimdi hani o hayal kurduğumuz film. Sağlık filmimiz vizyonda. Dilerim hepinizin e, zorlu günleri güzel aydınlığa kavuşur. Sağlık dolu günler hem sizle hem de sevdiklerinizle olur. Şimdi iletişim bilgilerimiz sırada.